Hünkârımızla konuştum sultanım. Giray kardeşlerin salıverilmesiyle alakalı fikrimi söyledim. Netice? Düşünecekler sultanım. Aceleyle bir hükme varmak istemediler. Merhum abim Mehmet Han'ı sever sayardım. Lakin tahta çıktığı gün 19 kardeşimi katledince bütün sevgim nefrete dönüştü. Peki sen? Sen neden onun canına kıydın? Şahingir'e ihanet ettiğine göre başka bir sebebin olmalı. Ahmet Han için sultanım. Zira küçük bir şehzadeyken bile yanındaydım. Hususi olarak ben yetiştirdim. Ve bir gün hünkâr abinizin onu da katlettireceğini öğrendim. Mani olmak için zehirledim. Ne tuhaf değil mi? Sultanahmet'in hayatını kurtardın. Tahta çıkmasını sağladın. Lakin bu yaptıklarını öğrense anında kendini alır. Bedeline razı olmadığım hiçbir şey yapmadım sultanım. Ben de öyle. Bu arada Şahin Giray umurumda değil derviş. Cehenneme kadar yolu var. Senden istediğim Mehmet Giray. O çıksın kâfi. Mehmet'im, kalbimin, vücudumun yegane sahibi. Reyhan ağayla konuştum. Kurtulmanız için ne gerekiyorsa yapacağım. Lakin bilmenizi isterim ki, merhum hünkâr abimin canına kıyan ve tahtımıza göz koyan abiniz Şahin Giray'ın kurtulmasına gönlüm razı değil. Mehmet, ne oldu? Ne yazmış Fahriye Sultanımız? Bizi kurtarmak için elinden geleni yapacağını yazmış. Bu yüzden mi okuduğunda kedere boğuldun? Hayır Şahin. İnsan sevdiği kadının bu işlere bulaşmasını istemez. Üzüntüm bu yüzden. Nihayet Derviş Paşa. Gözümüz yollarda kaldı. Hünkârımız sizinle alakalı nihai bir karara vardı. Yanlış hesap Bağdat'tan döner derviş. Aç şu kapıyı. Hünkârımız yalnızca... Mehmet Giray'ı bağışladılar. Sen kalıyorsun Şahin Giray. Ne demek oluyor bu? Anlaşmamız böyle değildi derviş. Beni burada tutamazsın. Aç şu kapıyı. Onu bana değil, kardeşine sor Şahin Giray. Senin burada kalmanı isteyen o. Anlaşılan Fahriye Sultanımızla böyle anlaşmışlar. Şahin, yalan söylüyor. Benim kimseyle anlaştığım yok. Sakın inanma! Yalan söylüyor! İşte sana layık olan yer burası Şahin Giray. Bütün ömrün burada geçecek. Yedi kule senin mezarın olacak. O saray da senin mezarın olacak. Sonra ben gelip seni o mezardan çıkartacağım ve kalbini köpeklere atacağım. Çıkar beni buradan! Çıkar beni buradan!